Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin bilinmeyenlerini anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Eğer videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdi sevilen çiftimiz hakkında bilgileri verebiliriz. Sevilen çift tanışma hikayelerini şöyle anlatıyor. Kıvanç Kasabalı tanışma hikayesini şöyle anlatıyor. Temmuz'da evleneli 3,5 sene olacak ama 7 sene önce tanıştık. Sedef 2001'de Türkiye Güzellik Yarışması'na girmişti. Aynı ajansta olmamıza rağmen o zamana kadar tanışmamıştık. Yarışmada Sedef'in kavalyesiydim. Orada bakıştık o kadar. Yarışma bittikten sonra başladı her şey. Yoğun bir programa girmiş, Porto Rico'ya gidiyordu yarışma için. Ben de ona havaalanında sürpriz yaptım. Beraber gittik. Kıvanç Kasabalı, Sedef Avcı da sizi etkileyen ne oldu sorusuna şöyle yanıt vermiştir. Duruluğu ve sadeliği. Orada 20 tane kız vardı ama o farklıydı. Sedef o dönem yoğun çalışmıyordu. Okulu vardı. Ajansta da hiç görmemiştim. 7 yaş var aramızda ama benim üniversitede onunla aynı zamanda bitti. Askere gittim, döndüm. O yazda evlendik. Sedef Avcı ise şöyle yanıt vermiş. Karşılıklı o anki elektrik etkiledi. Daha önce de ben onu biliyordum. O beni bilmiyordu. O şekilde dikkatimi çekmemişti. Peki aşk evliliği sorularına ise şöyle yanıt vermişlerdir. Sedef Avcı zaten o yaştayken aşk dışı evlilik düşünemezdim ama şimdi bakıyorum gerçekten mantıklı bir şey yapmışım. Doğru insanı bulduktan sonra onu kaybetmemek gerek. Çünkü böyle bir zamanda sana değer veren, seven ve saygı duyan birini bulmak gerçekten zor. Kıvanç Kasabalı ise bizimki tam bir aşk evliliğiydi. Taşlar yerine oturdukça ne kadar doğru bir evlilik yaptığımızı daha net anlıyorum. Allah bozmasın, günümüzde yaşanan ilişki ve evlilikler gerçekten zor. Bunu etrafımızdan iyi analiz edebiliyoruz. O yüzden şanslı çiftlerdeniz. İşinizde hanginiz daha kıdemli, yani oyunculuk alanında aralarındaki kıdem farkını sormuşlar. İkisi Sedef Avcı, tam 10 senedir Gaye Sökmen ile beraber çalışıyorum. Üniversite döneminde ara vermiştim. Yaklaşık 6 senedir bu yoğun tempoya geldim. Kıvanç daha eski benden diye cevap vermiştir. Kıvanç Kasabalı ise ben de 12 senedir Gaye Sökmen ile çalışıyorum demiştir. Artık bir aile gibi olduk. Sedef'e göre tabii daha kıdemliyim bu işlerde ama o birlikteliğimizden bu yana benim kadar tecrübe kazandı. Bunda katkım olduğunu düşünüyorum diye cevap vermişlerdir. Zaman zaman podyumda da buluşuyorsunuz. Bu konu hakkında neler söylersiniz sorularına. Sedef Avcı, diziden dolayı pek zamanım olmuyor. Çok az defileye çıkıyorum. Eskisi kadar defile de yok zaten diye cevap vermiştir. Kıvanç Kasabalı ise sektör gerçekten öldü gibi. Özellikle erkekler için çoktan ölmüştü. Bazen güzel işlerde bir arada oluyoruz tabii ki diye cevap vermiştir. Peki dizi teklifi gelse ikiniz bir arada olur musunuz sorularına? Sedef Avcı, daha öyle bir teklif gelmedi. Yaprak Dökümü'nde iki bölüm beraber oynamıştık. Kıvanç orada oynarken ben de konuk oyuncu olarak kız kardeşini oynamıştım. Güzel bir ana olmuştu bizim için. Aynı projede olmayı pek tercih etmiyoruz. Bizim için zor diye yanıtlamıştır Sedef Avcı. Peki Sedef Avcı Menekşe ve Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'la beraber rol almıştır. Aslında Kıvanç Tatlıtuğ'la ikili çok yakın dostlardır. Ailecek de görüşmeye devam ediyorlar hala. Geleceğe dair hedeflerini sorduklarında ise Sedef Avcı şöyle yanıt vermiştir. Oyunculuk alanında kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Bu işi çok seviyorum. Yapmak istediğim çok şey var. Sinemada da yer almak istiyorum. İlk filmim Mart'ta vizyona girecek. Beyaz Perde çok farklı.
insanı başka bir boyuta götürüyor. Ortak hedeflerimiz var tabii. Kendimize ait güzel bir ev almak istiyoruz. En yakın planımız bu. Bir de dünyayı gezmek istiyoruz. Peki sevgililer gününü kutlar mısınız sorularına ise şöyle yanıt vermiştir çiftimiz. Hayır, tamamen ticari buluyorum. Gerçekten de öyle yani. Formaliteden hediye almak çok sıkıcı ve samimi değil. Sıradan bir günde gelen bir sürpriz onun için daha değerliymiş. Kıvanç Kasabalı ise sevgililer gününün bizim için bir önemi yok. Ummadığım anda hediye almak karşındakini şaşırtıyor ve daha mutlu ediyor bence diye yanıtlamıştır. Çocukları da bir erkek evlatları vardır çiftimizin. Ve birlikte güzel bir aile oluşturmuşlardır. İlk çocuklarını yaptıktan sonra ikinci çocuklarını uzun bir ara yapmamışlardır ve hala tek çocuklulardır. Çiftimiz hakkında bilgileri sizler için verdik. Umarım bilgiler hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olmayanlar abone olursa mutlu olurum. Teşekkürler izlediğiniz için.